Erzincan'da sayısız hizmette bulunmuş Erzincanlı Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu yeni bir göreve atandı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne atandı. Kararname Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un emekli olmasının ardından göreve atanan Sinan Aksu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Bakanlık Danışmanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü görevleri sonrasında 2018 yılından itibaren yürüttüğüm Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini bugün itibarıyla huzur ve gurur içerisinde tamamlamış olup Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü görevine atanmış bulunmaktayım. Bugüne kadar beni bu görevlere layık gören öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve birlikte çalıştığım Gençlik ve Spor Bakanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Atandığım bu önemli görevi şahsımı layık gören Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy Beyefendi'ye hassaten teşekkür ediyorum. Rabbim üstlenmiş olduğum bu ulvi sorumluluğa dair hayırlı işler yapmayı nasip eylesin. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 147. Yönetim Kurulu toplantısı Erzincan Valisi Mehmet Makas Başkanlığı'nda Erzurum'da gerçekleştirildi. Genel Sekreter Oktay Güven'in ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlerine ilişkin yönetim kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından gündem maddeleri görüşüldü. 2022 yılı ajans bütçe sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2023 yılı çalışma programı ve bütçesinde yer alan fizibilite desteği programı ve teknik destek programı başvuru rehberleri görüşülerek onaylandı. Ayrıca 2023 yılı içerisinde bölgede uygulanması planlanan destek programları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi. Kudaka Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıya Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzurum Valisi Oktay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kudaka Genel Sekreteri Oktay Güven, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Özakalın ve diğer yönetim kurulu üyeleri katıldı. Erzincan Valisi Mehmet Makas, Karayolları Erzincan 164. Şube Şefliğine bağlı Kargın Karayolları Bakım Evi'ni ziyaret ederek karla mücadele ekipleriyle görüştü. Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlıklı ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için karayolları ve trafik ekipleri tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde denetleyen Vali Mehmet Makas, Karayolları Erzincan 164. Şube Şefliğine bağlı Kargın Karayolları Bakım Evi'ne yaptığı ziyarette, ekiplerin yürütmüş olduğu çalışmalar hakkında Şube Şefi İrfan Dumanlı'dan bilgi aldı. Yapılan ziyarette karayolu ulaşımının sağlıklı ve güvenli bir şekilde temini için ekipler tarafından gereken tüm tedbirlerin titizlikle alınmasını isteyen Vali Makas, karayolları ve trafik ekiplerinin çalışmalarında kolaylıklar diledi. Erzincan Şube Şefliği sorumluluk alanında bulunan 602 kilometrelik yol ağında herhangi bir aksaklık yaşanmadığını söyleyen Vali Makas, karayolları ekiplerinin yanı sıra Erzincan Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerinin de kapalı köy yollarını açma çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü vurguladı. Yola çıkacak olan araç sürücü de kar lastiği ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulunan Vali Mehmet Makas dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Şubat 2023'te Erzincan Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinin yapılmasının ardından sayılan oylar neticesinde Tamer Geyik güven tazeledi. Üç adayın yarıştığı seçimde toplamda 137 oy kullanıldı. Oyların 78'ini Tamer Geyik, 48'ini Yasem Köhne, 11'ini ise Yalçın Aktağ aldı. Başkan Tamer Geyik, bize teveccüh gösteren tüm delegelerimize ve Erzincan'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Sizlere sonsuz teşekkürler ifadelerini kullandı. Size hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kazanan burada Erzincan olacaktır, Erzincan çiftçisi olacaktır. Çiftçimize hizmet bizim için bir ibadettir. Bütün üreticilerimize selam ve saygılar iletiyoruz. Evet.
Erzincan Refahi ilçesi Kersenköy'ü muhtarının evi, ahırı, samanlığı ve atölyesinde yangın çıktı. Karların arasında hızla büyüyen alevler, 112 acil ekiplerin haber verilmesiyle birlikte Refahiye Belediyesi ve komşu ilçelerden gelen itfaiyelere, bir de Erzincan Belediyesi'nin itfaiyeleri eklenince koordineli bir çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı. İtfaiye, iş makineleri, AFAD, sağlık ekipleri ve köylülerin hummalı bir çalışma sonucunda alevler kontrol altına alındı. Olayda can kaybı olmaması tek sevindirici haber. Erzincan 9.21, Erzurum 4.19, Sivas 7.20, Gümüşhane 7.21, Bayburt 5.19, Giresun 15.19, Elazığ 10.26, Tunceli 9.26, Bingöl 10.26, Malatya 9.24, Yozgat 5.17, Amasya 9.20, Kars 2.18, Van 6.21, Ağrı 8.21. Dolar 18.62, Euro 18.07, 22 ayar altın 956 lira, tam altın 6.760 lira, yarım altın 3.380 lira, çeyrek altın ise 1.690 liradan işlem görüyor.